muharip uçak sınır ötesinde gerçekleştirdiği başarılı operasyonun ardından 5. Anajet üssüne geri döndü. Az önce nabzımızı yükselten bir haber dinledik. Çok yakın bir gelecekte bunun nasıl gerçeğe dönüştüğüne şahit olacağız. Bugün size Türk ordusunun en gözde projesi olan Milli Muharip Uçak'tan bahsedeceğim. Üretilen uçak yerli ve milli savunma sanayi için tam anlamıyla bir dönüm noktası olacak. Türkiye'nin ABD, Rusya ve Çin'den sonra 5. nesil bir muharip uçağı üretebilecek kapasiteye sahip olması ne anlama geliyor? Hep beraber tüm detaylara bakalım. Türkiye'nin gelecekteki vurucu gücü olacak milli muharip uçak için geri sayım sürerken biraz geçmişe gitmekte fayda var. 11 Mart 1988'de TAİ'de üretilen ilk F-16 test pilotu Şener Koltuk tarafından ilk kez uçuruldu. Bu süreçte burada önemli bir detayın altını çizmekte fayda var. Türkiye 12 yıllık bir periyotta 46'sı Mısır için olmak üzere 278 adet F-16 savaş uçağı üretti. Bu uçakların 29'u sıfır hatalı kabul edilirken 3 tanesi ise mükemmel olarak kayıt altına alındı. Sıfır hatalı uçak, Türk Hava Kuvvetleri'ne yapılacak teslimlerden önce yapılan testlerde bir hata ile karşılaşılmaması ile elde edilen bir nitelik. Mükemmel uçak ise hem TAİ, hem Türk Hava Kuvvetleri hem de ABD Hava Kuvvetleri'nin yaptığı test uçuşlarında en ufak bir hata içermeyen uçaklardır. Dünya üzerinde üretilen toplam 3000'den fazla F-16 savaş uçağının yalnızca 9'unun mükemmel olarak kabul edildiği gerçeğinden yola çıkarak Türkiye'nin F-16 üretiminde nasıl bir başarı grafiği elde ettiği daha net anlaşılabilir. Bilindiği üzere en önemli konu motor. Bu konuda farklı seçenekler masada. Milli Muharip Uçak Projesi kapsamında prototiplerde kullanılacak olan F-110 motorlarının ilk partisi teslim edildi. Böylelikle ilk 3 prototipte temin edilen 6 adet F-110 motoru kullanılacak. Savunma Sanayi Başkanı Profesör Doktor İsmail Demir, iki farklı yerli motor projesi için yeterli finansman sağlanamayacağını ve bütün yüklenicilerin tek bir proje altında toplanması gerektiğinin altını çizmişti. Son açıklamasında ise TR Motor ve TEİ'nin tekliflerini verdiğini, TAEK yani Kale ve Rolls-Royce'un bugün yarın tekliflerini vereceğini açıklamıştı. Teklifler incelendikten sonra yol haritası çıkarılacak. İşbirliği içinde motor üretimine sıcak bakılıyor. Kendi kabiliyetlerimizle de üretim çalışmalarına devam ediliyor. Kısaca yerli motor sürecinde kaynaklarımızı tek bir projede etkin olarak kullanabildiğimiz ve tüm katılımcıların tek proje altında toplandığı bir çatı hedefleniyor. Kendini radardan gizleyebilecek olan Milli Muharip Uçak bunu nasıl yapacak? Proje hakkında bildiğimiz kritik bilgiler şunlar. Projenin sesli konut sistemini geliştirme çalışmalarına TUSAŞ'ın tüm çalışanları dahil oldu. Sisteme belirlenen komutları kaydeden çalışanlar sayesinde uçak gelecekte verilen komutlara hazır olacak. Şekil ve yapısındaki malzemeler itibariyle kendini radardan gizleyebilecek. Radar soğurucu malzemelerden faydalanılacak. Sınıf olarak hava-yer odaklı F-35 ile hava-hava odaklı F-22 arasında konumlanacak. Aynı zamanda uçağın 1.4 Mach hızında süper seyir kabiliyetine sahip olması hedeflenmekte. 30.000 libre itki sağlayan 2 adet milli motor ile bu kabiliyetin sağlanabilmesi amaçlanmakta. Milli muharip uçak için hedeflenen birim maliyetin ise 100 milyon dolar bandında olması bekleniyor. Milli muharip uçak düşmanlarına nasıl vuracak? Bünyesinde iç ve dış silah istasyonlarını barındıracak. İç silah istasyonlarının hacminin nispeten küçük olması, uçağın düşük görünürlük kapasitesinin tasarımında iç silah istasyonlarında daha çok hava-hava mühimmatlarının taşınacağına işaret etmekte. Yabancı füzelerin neredeyse tamamı da Milli Muharip Uçağı entegre edilebilecek. Ayrıca Aselsan ile TUSAŞ arasında imzalanan sözleşme kapsamında geliştirilen milli mühimmatların Milli Muharip Uçak entegrasyonu için çalışmalarına da başlandı. Yürütülen proje kapsamında milli olarak geliştirilen minyatür bomba, akıllı çoklu salan ve lazer güdümlü bomba mühimmatları Milli Savaş Uçağı'na eklenecek. Tüm bu tesisleri tek bir kompleks altında toplayan TUSAŞ, dünyada eşi benzeri olmayan bir yapıya imza attı. Kuş çarpma test tesisi. Uçakların korkulu rüyası kuşlar için oluşturulan tesiste, çeşitli kütlelerde jel formda oluşturulmuş kuş kalıplarının top sistemine benzer bir sistemle fırlatılması sonucunda hava aracı bileşenlerinin aldığı hasar tespit edilebilecek. Test verisiyle Milli Muharip Uçak ve Hürjet başta olmak üzere TUSAŞ tarafından geliştirilen tüm platformların kritik geliştirme süreçlerine katkı sağlayacak. Yıldırım test tesisi. Uçaklar için en büyük tehlikeler her zaman düşmandan gelmeyebilir. Bu beşeri olmayan tehlikelerden biri de şüphesiz yıldırımdır. Özellikle savaş uçağı gibi 10 milyonlarca dolar fiyatı olan bir makine, yıldırıma karşı korunurken ayrı bir hassasiyet gösterilmelidir. Milli Muharip Uçağın yıldırım çarpmalarına karşı test edilmesi için bu tesis kullanılacak. EMC-EMI testleri tesisi. Hakkında fazla bilgi bulunmayan bu tesis, Milli Muharip Uçak ve diğer havacılık ürünlerinin elektriksel güç konusunda karşılaşacakları sorunları, yani alternatif akım arızaları, aşırı yüklenme, voltaj düşüşleri gibi
Bu tarz şeyleri simüle etmek için ve platformun manyetik ve radyoaktif duyarlılığını test etmek için kullanılacak. Yakın alan radar kesit alanı ölçüm tesisi. Düşük radar kesit alanı 5. nesil olacak milli muharip uçağın olmazsa olmazlarından biridir. Bunu sağlamak adına gerek TUSAŞ, gerekse diğer firmalarımız tarafından birden fazla çalışma yürütülmekte. Bu çalışmaların bazıları uçağın yapısının optimizasyonu, yani radar soğurucu malzemeler ve radar kesit alanı ölçüm tesisi olarak sıralanabilir. Radar kesit alanı ölçüm tesisi bu konudaki diğer çalışmalara ölçüm yapıp kullanılan yöntemin istenilen sonucu verip vermediğini göstererek rehberlik yapacak. Demirkuş. Demirkuş tesisiyle uçağın tüm kontrol yüzeylerine çevresel şartlardan dolayı meydana gelecek olan ve manevralar esnasında maruz kalınabilecek yükleri uygulayarak uçuş kontrol sistemi çıktılarının gözlemlenmesine olanak sağlayacak. Gerçek zamanlı kayıt, yeniden oynatma ve anlık analiz özellikleriyle toplanan veriler, sanal ikiz konseptinin çalışması için de öncül veri merkezi olarak kullanılabilecek. Tüm bu tesislerin katkısıyla gerek Hürjet, gerek MMU ve diğer projelerimize yüksek ölçüde katkı sunulacak. 2023 yılında hangardan çıkması beklenen milli muharip uçak için TUSAŞ ilk olarak Blok 0 konfigürasyonunda 3 adet prototip uçak üretecek. 2029 yılında Blok 1 konfigürasyonu ortaya çıkacak ve program kapsamındaki diğer blokların geliştirme ve üretim faaliyetleri ise 2033 yılından itibaren devam edecek. Bu kapsamda proje tamamlandığında TAI yılda 24 savaş uçağı üretecek. Şunu belirtmekte fayda var. Üretim hattının kurulması ve belli bir üretim standardına ulaşılması ile birlikte üretim kabiliyet ve hızında artış görüleceği değerlendirilmekte. Dünyada önde gelen savunma sanayi ülkeleri arasında olan Türkiye, milli muharip uçak ile yerini sağlamlaştıracak. Şimdiden gözlerin çevrildiği milli muharip uçağı çok sayıda ülke ilgi gösteriyor. Türkiye ile son yıllarda savunma sistemlerinde işbirliğini artıran Pakistan'ın şimdi de milli muharip savaş uçağı TFX ile ilgilendiği iddia edildi. Türkiye, son dönemde geliştirilen özgün hava platformlarının ortak üretimi için Malezya'ya davette bulundu. Milli savaş uçağı için Malezya'ya ortaklık daveti yapan TUSAŞ Genel Müdürü Profesör Doktor Temel Koti, ülkede bir kompozit vadisi kurulduğu ve projeyle ilgili dönüş beklediklerini söyledi. Bu platformun birlikte üretiminin altını çizen Kotil, uluslararası ortak bulmanın önemine de atıf yaptı. Türkiye için havacılıkta başka bir basamağa geçiren adım olarak da tanımlayabileceğimiz bu proje, bize milli savaş uçağından öte, havacılıkta çok az ülkenin sahip olduğu tasarım, imalat ve mühendislik kabiliyetlerini kazandıracaktır. Süreç boyunca inşa edilen tesisler, diğer havacılık projelerini hem daha hızlı hem de daha ayağı yere basar şekilde ilerletecek ve maliyetleri de düşürecektir. Milli Muharip Uçağın Türk Hava Kuvvetleri'nin geleceği olduğunu unutmamak gerek. Tek dileğimiz en kısa sürede yerli ve milli vurucu gücümüzü hür ve özgür semalarımızda görmek. Bundan sonraki videolarımızda hangi konuları işleyelim? Önerilerinizi yorumlarda bekliyorum. Milli Muharip Uçak, sınır ötesinde gerçekleştirdiği başarılı operasyonun ardından 5. Anajet üssüne geri döndü. Bugün size Türk ordusunun en gözde projesi olan Milli Muharip Uçak'tan bahsedeceğim.